Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik pençekilit operasyonu başlatıldı. Operasyonun tek bir Mehmetçiğimizin bunu bile kanamadan başarıyla tamamlanmasını diliyoruz. Aynı zamanda bu hafta Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Herkesin kendi inancını özgürce yaşayabildiği, kimsenin inancından, kimliğinden ve yaşam tarzından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir dünya temenni ediyoruz. Bugün yavrularımız ara tatilin ardından yeniden okullara döndü eğitim hayatlarına başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin en büyük eğitim hamlesi olan köy enstitülerinin de kuruluş yıl Köy enstitüleri aradan onca yıl geçmesine rağmen Türk eğitim sisteminde derin izler bırakmıştır. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bir eğitim projesi olan eğitim enstitüleri ülkemizin aydınlanmasına ve kalkınmasında önemli bir adımdır. Bu projenin mimarları olan Hasan Ali Yücel ve İsmail Akı da bu vesileyle buradan saygıyla anıyorum. Değerli basın mensupları, MYK toplantımız devam ediyor. MYK toplantımızın MYK toplantımız devam ederken, sürerken en son iki ay önce biz sizlerle bir araya gelmiştik. İki ay gibi bir süre geçmesine rağmen halen ülkemiz yoksulluk, işsizlik, ekonomik kriz, yönetim krizi ve enflasyonla mücadele ediyor. Mücadele etmeye devam ediyor. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyor. İktidarın beceriksizliği nedeniyle 84 milyonun mahkum edildiği ekonomik kriz, açlık yoksulluk konusunda hiçbir adım atılmamış durumda. Ülkede artık bir açlık gerçeği var. Adım atılmadığı gibi vatandaşlar zamlar ve yüksek enflasyon kıskacına da girmiş durumda. Değerli basın mensupları, iktidarı ekonomi politikaları nedeniyle onlarca kez uyardık. Tasarruf önemlidir dedik. Tasarruf edin dedik tasarruf yapmazsanız ülke kaynakları kuruyacak, halkımız açlık ve yoksulluğun pençesine düşecek dedik. Onlar ne yaptı? İtibardan tasarruf olmaz diyerek saraylarında Lale Devrini yaşamaya devam ettiler. Onu yaşamayı tercih ettiler. Şunu sormak lazım. Şu mübarek Ramazan ayında vatandaş açlıkla, yoksullukla boğuşurken, mutfaklarda tencereler kaynamazken, vatandaşın iftar sofraları boşken sarayda sadece kuş sütünün eksik olduğu şaşalı iftar programları yapmanın neresinde itibar var? Sizin için itibar yoksulluğun yaşandığı bir ülkede sarayınızda lale devri yaşamak mıdır? Beşi çeteye ve imtiyazlı iş adamlarına döviz garantili projeler için yılın ilk üç ayında 5 milyar 821 milyon lira aktarılırken esnaf sanayici kan ağlarken her gün onlarca esnaf kepenk indirirken Çiftçi üretim yapmakta zorlanır, tarlalar boş kalırken bunun neresinde itibar var? Sırf ekonomik zafer kazandık diyebilmek için dolar sahiplerine kur korumalı mevduat için emeğiyle çalışanların vergilerinden kesilen paralardan 11 milyar 700 milyon lira ödeniyorsa bunun neresinde itibar var? Sizin için itibar yandaş firmaları dolar zenginlerini, dolar sahiplerini zengin etmek midir? Saraya yakın isimlere üçer beşer maaş bağlanırken bir bakan yardımcısının gelirinin 313.870 lirayı bulması mıdır? Memur, işçi, emekli, yoksulluk sınırı altında, hatta açlık sınırı altında ücret alırken bunun neresinde itibar var? Sizin için itibar, vatandaş açlık sınırı altında yaşıyorken kendi çevrenize üçer beşer maaş bağlamak mıdır? AKP'ye yakın gençler torpille atanırken KPSS sınavlarında dereceye girmiş pırıl pırıl aydınlık gençler işsiz kalıyor. Bu ülkede beyin göçü yaşanırken bunun neresinde itibar var? Sizin için itibar, vatandaşın çocuğu işsizlikten bunalıma girip intihara sürükleniyorken partililerinize atama kıyakları yapmak mıdır? Vatandaş yoksulluk içinde yaşarken kendisi zevki sefa içinde yaşayan saray yönetimi ve iktidardan imtiyazlı bir grup ve mutlu azınlık, vatandaşa reva görülen yoksulluğun ülkenin ve 84 milyonun itibarı olduğunu söylüyor. İtibar bir tek saray ve çevresinin bolluk içinde yaşamasıyla mı sağlanacaktır? Siz itibarlı olacaksınız diye vatandaş yoklukla, yoksullukla, açlıkla, işsizlikle mücadele ediyor. Bu ülkeyi yönetenlerin itibar sahibi olması için o ülkenin gençlerinin işsiz kalması mı lazım? Vatandaşın soğukta, yağmurda, yaşta, kuyruklarda eziyet çekmesi mi lazım? Tam aksine bir iktidarın itibarlı olması için halkın yoksulluğunun yoksulluğun pençesinde kıvranmak yerine ülkesinde Huzur ve refah yaşaması doğru olanı. Emekçinin akşam evine ekmek götürmesi, dedelerin torunlarına haşlık verebilmesi, memurun ay sonunu beklememesi lazım. Esnafın kepengini kapattığında yarını düşünmemesi, çiftçinin üretimini yapabilmesi lazım. Bu ülkenin gençlerin işsiz kalmaması, gelecek kaygısı yaşamaması lazım. Bir ülke yönetenlerin itibarlı olması için o ülkede bolluk, bereket ve huzur olması lazım. Bunlar yaşanmıyorsa o ülkede itibardan söz edilemez. Eğer kendileri zenginlik içinde yaşayanlar, şaşalı iftar sofralarında oruçlarını açanlar şu mübarek Ramazan'da vatandaşına sabır telkin ediyorsa orada itibardan söz etmek mümkün değildir. Değerli basın mensupları, itibar itibar diyerek ülkeyi yoksulluğa ve açlığa mahkum ettiler. Artık açlık sınırı sınır tanımıyor. Türk İş'in araştırmasına göre Mart ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı Dengeli ve yeterli beslenebilmesi için açlık sınırı 4928 lira. Yoksulluk sınırı 16052 lira. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 6473 liraya yükselmiş durumda. Asgari ücret açlık sınırın 4 kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için açlık sınırının altında kalmış durumda. Türkiye yıllar sonra yeniden bir enflasyon kıskacına girdi. Enflasyon geçen yıl bu ay %17,5'tu. 17.4. Ama TÜİK rakamlarına göre şu an %61.14 oldu yıllık enflasyon. Enflasyon araştırma grubu ENAG'a göre ise enflasyon %142'nin üzerinde. Şu an ülkede 3 ayrı enflasyon var. Bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon var. Bir enflasyon araştırma grubu ENAG'ın açıklamış olduğu enflasyon var. Bir de saraya yakın isimlerin kendi ücretlerini arttırırken esas aldıkları enflasyon var. Türkiye Başkanı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği huzur hakkı %190 oranında arttırılmış. 8.678 liradan 25.000 liraya yükseltilmiş. Anlaşılan hanımefendinin gelirinin enflasyonun altında ezilmesine gönülleri razı olmamış. Demek ki saray kendisine yakın isimlerin ücretlerini belirlerken farklı bir enflasyon hesabını dikkate alıyor. Şu günlerde emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması tartışılıyor. Bu konuda saraydan henüz bir ses yok. Dileriz emeklilerin bayram ikramiyesi hesaplanırken çalışanlara enflasyon ödemesi, enflasyon farkı ödemesi ödenirken de yandaşlara verilen farklar oranında enflasyon ayarlaması yapılır. Onlara da e, onların da almış oldukları ücretlerin düşük olduğu konusunda bir karara varılır ve onların da yaşamış oldukları koşullardan dolayı vicdanları el vermez ve bu farklar oraya da yansıtırlar. İktidar hiçbir hatasına ses çıkarmıyor. Aynı hataları tekrar edip duruyor. Hataları nedeniyle ülke her geçen gün daha ağır bir çıkmaza giriyor. Enflasyon düşmüyor, dolar düşürülemiyor, gıda, enerji, barınma, ulaşım fiyatları sürekli her geçen gün artıyor. Hazineyi yönetmek yerine Espri olarak kabul ettiğimiz açıklamalarıyla stand-up sanatçılarını aratmayan Maliye Bakanı'nın gözlerindeki ışıltı mutfaktaki yangını söndürmeye yetmiyor. Sarayda yaşayanlar milletin halini görmüyorlar. Uzun zaman önce milletle aralarındaki bağı kopardılar. Sarayın güvenlikli duvarları arkasında kendi yarattıkları sanal dünyada vatandaşın yaşadığı sorunları görmezden gelerek dönüp vatandaşa sabır diyorlar. O sayede o duvarların içinde yaşamaya devam ediyorlar. Değerli basın mensupları, ülkede işsizlik her geçen gün artıyor. Ama deve kuşu gibi kafasını kuma gömünce tehlikenin geçtiğini düşünen iktidar bunu inkar edip iktidara bunu inkar ediyor ve iktidara göre aslında Türkiye'de bu koşullar yaşanmıyor, işsizlik yaşanmıyor, işini beğenmeyenlerin olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz iktidarın sözleriyle. Erdoğan diyor ki, ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacağı işi var diyor. TÜİK işsizlik açalıyor, azalıyor diye açıklama yapıyor. Oysa gerçekler öyle değil. Milyonlarca genç gelecek kaygısıyla yaşıyor. Bu ülkede isteyen herkesin işi varsa, Mart ayında iş kurda kayıtlı işsiz sayısı sadece tek bir ayda 500 bin kişi artarak 3 milyon 635 bin kişiye nasıl ulaşıyor? Adıyaman'da 19 kişinin alınacağı temizlik kadrosuna 17 bin kişi, Şanlıurfa'da 60 kişilik temizlik kadrosuna 53 bin vatandaşımız başvuruyor. Niğde'de üniversite hastanesi 78 kişiyi işe almak için ilana çıkıyor. 13 binden fazla başvuru yapılıyor. Erzurum'da şehir hastanesi alınacak 241 işçi için 49 bin vatandaşımız kuyruğa giriyor, kapıya yığılıyor. Orada da liyakate uyulur ve torpil işletilmezse, yani liyakate uyup bu işleri yapacak olsalar zaten ortaya bu kadar yoğun bir işsizlik ortamı çıkmaz. İşçi alımlarına bakınca bir kişilik kadro için 900'e yakın kişinin başvurduğunu görüyorsunuz. Başvuru kuyrukları ülkemizdeki işsizliği ayan beyan ortaya koyuyor. TÜİK kendi masasındaki rakamlara mı, yani TÜİK'in yaratmış olduğu bir Türkiye ve onun üzerinden açıklamış olduğu bazı rakamlar var. Biz TÜİK'in rakamlarına, onun masasının üzerindeki rakamlara açıklamalara mı inanacağız? Yoksa bu az önce bahsetmiş olduğumuz örneklerde olduğu gibi, çalışan, çalışmak isteyen yurttaşlarımızın oluşturmuş oldukları kuyruklara birkaç iş pozisyonu için binlerce kişinin iş vurmasına, işe başvurmasına mı bakacağız. Bunlardan hangisinin, hangisinin Türkiye'nin gerçeği olduğu konusunda takdiri yurttaşlarımıza bırakıyoruz. Hükümetin başı ne kadar işsizlik yok derse desin, TÜİK ne kadar makyajlı rakamlar açıklarsa açıklasın, sokaktaki gerçekler sizlerin de bildiği gibi bu durumu yalanlıyor. İşsizlik yok diyenler, diyenlere en güzel yanıtı işe başvuranların işsiz rakamları veriyor. Erdoğan'a en iyi yanıtı iş kura kayıtlı işsizlerden almak lazım. Eğer Mart ayında iş kura başvuranların sayısı 500 bin artmışsa oturup bunu düşünmek lazım. Bu ülkede işsizlik kol geziyor. Gençler umutsuz, gençler mutsuz, gençler gelecek kaygısı taşıyor. İş bulamayan gençler Erdoğan'ın isteyen herkesin çalışacağı işi var sözlerini kendilerine hakaret olarak görüyor. İşsizlik vatandaşı canından bezdirmiş durumda. Daha önceki gün Van'da bir genç öğretmen atanamayınca intihar etti. Erdoğan'ın bu sözleri bu gencecik yavrumuzun ailesini ikna edebilecek mi bakalım. Değerli basın mensupları, işsizliği ortadan kaldırmanın, yoksulluğu toparlamanın, ülkeyi daha iyi bir noktaya götürmenin tek yolu üretimden geçiyor. Hükümet ekonomide daha çok üretim, daha çok istihdam hedefini açıklıyor. Bunu işaret ediyor. Fakat işletmeler öbür taraftan tek tek kapanıyor. 2018'den bu yana sancısı artarak hissedilen ekonomik sıkıntıların en dikkat çekici etkisi işletmelerde görülüyor. Bu yılın ilk üç ayında 29.360 esnafımız artan maliyetler nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. Mart ayındaki toplam iflas sayısı son beş yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Peş peşe gelen zamlar ve katlanan maliyetlerle esnaf maalesef iflas bayrağını çekmekte. Vatandaşın banka, finansal kuruluş ve varlık şirketlerine borcu ise bir trilyon lirayı aşmış durumda. Değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkanımız Erdoğan'ın bazı yakınlarına Man Adası'ndan toplam 15 milyon, milyon dolar transfer yapıldığını belgeleriyle açıklamıştı. Vergiden kaçınmak için böyle bir yol izlediklerini, yani kendisinin yönetmiş olduğu ülkede yakınlarının vergi vermemesi için böyle bir yola başvurmalarını belgeleri ortaya koymuştu. Ancak Erdoğan her zaman yaptığı gibi bunu inkar etti. İddiaları yargıya taşıdı. Daha da ileri gitti. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedi. Yargıtay Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de masanın yazılarına dikkat çekti. Genel Başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında kamu yararı bulunduğuna hükmetti ve şimdi bizim dönüp Erdoğan'a onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkanımız ortaya çıktı. İspat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım demiştin. Senden gelecek istifa haberini bekliyoruz Sayın Erdoğan. Değerli basın mensupları. Kendileri de ülkeyi yönetmeyi beceremediklerini biliyorlar. Ama yüzleşmekten de bir yandan korkuyorlar. Baskı ve yasaklarla ülkeyi yönetmek istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanlığımız, milletvekili arkadaşlarımızın verdiği çay kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oylarıyla reddedilmesine tepki olarak kentte astığı üzerinde açıklanan çay alım fiyatı altında alım yapılmasını yasaklayan çay kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir. Yazan afişleri toplattılar. Daha önce yurdun dört bir yanında asmış olduğumuz 128 milyar dolar nerede? Afişleri de toplatmışlardı. Bir iktidar bir afişin nesinden korkar? Bu afişleri yasamak, yasaklamak Türkiye'de yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor mu acaba? Çay kanunu teklifini reddetmediniz mi? Rizelilerin bunu duymasından niye çekiniyorsunuz? Reddeden siz, sonra duyulmasından korkan yine siz. Bir yanda Türkiye'nin çıkarına olan bir kanun teklifi geliyor. Iktidar bunu el birliğiyle reddediyor. Ama öbür tarafta bunun duyulmaması için elinden geleni yapıyor. Hem de kendi memleketi Rize'de. Değerli basın mensupları, eleştiriler bir tek muhalefetten değil, iktidar ve iktidar ortağının içinden de dillendirilmeye başlandı. Ülkede yönetim krizi arttıkça, kriz içinden çıkılmaz bir hal aldıkça, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de konuşan vicdanlı sesler çıkıyor. Artık eleştiriler iktidar partisinin ve küçük ortağın içinden de geliyor. Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bakanlık ve meclis başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Arınç, şimdi Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım ifadelerini kullandı. Hatta eleştirilerini arttırarak yoksulluk ve yoksulluk ile ilgili küçümseyici açıklamalar yapan Adalet ve Kalkınma Partilileri de topa tuttu. Vatandaşın feryadına inanmıyorsunuz. Bizim sözlerimizi muhalefetin sözleri olarak yansıtıyorsunuz. Bizim sözlerimize de inanmıyorsunuz. Bari kendi içinizden çıkan vicdanlı insanların sözlerine kulak verin, itibar edin ve Türkiye'de yapmış olduğunuz, şu ana kadar izlemiş olduğunuz bu yanlıştan bir an önce dönün. Bu siyasetçileri ihraç ederek ya da siyaseten linç ederek ortaya çıkan sonuçtan kurtulma şansınız yok. Değerli basın mensupları, ülkemizde bir sığınmacı sorunu yaşanıyor. Suriye'de savaşı bitirip şehirleri yaşanabilir hale getirip ülkesine dönecek olan Suriyelilerin barınma gibi, sağlık gibi, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının giderilip onların siyasi haklar ve özgürlükler olarak da ülkelerinde rahat yaşayabileceği bir ortam oluşturduktan sonra Suriyelilerin davulla zurnayla onların da gitmeyi isteyeceği koşulları yarattıktan sonra kendi ülkelerine gönderileceğini defalarca ifade ettik. Ama vatandaşımızın öbür taraftan da aklında sığınmacılarla ilgili ciddi kaygıları var. Her gün sığınmacılarla ilgili yeni sorunlar gündeme geliyor. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın saraya ve çevresine yönelttiği sorular var. Genel Merkezimizin dış cephesinde de bu soruları görme bulma imkanına sahipsiniz. Bu sorular hala havada ve yanıtsız. Bu sorularımıza yanıt vermenizi bekliyoruz. Bu soruları tekrar uzatmakla fayda görüyoruz. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi? Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz? Sizlerden bu soruların yanıtlarını bekliyoruz. Bu sorulara yanıt verin ya da hesabını verin. Değerli basın mensupları. Ülkemizde yoksulluğun, işsizliğin, açlığın Yönetim krizinin panzehiri bir an önce yapılacak olan bir erken seçimdir. Bir an önce erken seçim için sandığın kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarında ülkeye getirmiş olduğu nokta, atam yapmış olduğu atamalar, ortaya koymuş olduğu politika bundan sonra gidecek daha ileri bir noktaları olmadığını, kendi siyasetlerinin tamamen kötü bir tekrara düştüğünü ve Türkiye'yi içinden çıkarabilecekleri e, bir politika setleri olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu yaşananların bir an önce ortadan kalkması için, vatandaşımızın daha iyi bir Türkiye'de yaşama hayalinin gerçekleşebilmesi için, Türkiye'nin ekonomik açıdan da, sistem açısından da, demokratik koşullar açısından da normalleşebilmesi için, düze çıkabilmesi için Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var. Bu erken seçimin bir an önce yapılmasını, vatandaşımızın bu içinde bulunduğu girdaptan çıkışın, sarmaldan çıkışın bir vesile olası olarak görüyoruz ve Türkiye'nin bir an önce erken seçime ihtiyacı olduğunu tekrardan vurguluyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sorular varsa sorularınızı alalım. Efendim müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk sorular ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanlığı için AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış biri şartının, Sayın Davutoğlu'nu rahatsız ettiği iddiası var. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı iddia ediliyor. Görüşme doğruysa iç eline yönelik bir bilgi alabilir miyiz? Sayın Genel Başkanımızın Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nu aradığı doğrudur. Ama bu rutin bir görüşmedir. Sık sık altılı masa etrafındaki liderler bir araya gelirler, konuları görüşürler, birbirleriyle telefon trafiği de yaparlar. Dolayısıyla bunda yadırganacak... Ee, ekstra bir önem at, atfedilecek e, bir durum yoktur. Efendim ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ittifak içinde ittifak açıklaması altılı masa dağılıyor yorumlarına neden oldu. Sizin bu yorumlar ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Evet. Altılı masa dağılmıyor. Altılı masa olduğu gibi yerinde duruyor. Güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Altılı masanın dağılmasından medet uman bir siyasi iktidar var. Bunu biliyoruz. Altılı masayı dağıtmak için elinden gelen bütün imkanları kullanan bir iktidar var. Onun da farkındayız. Ama altılı masa yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi iktidar ne yaparsa yapsın, bu altılı masa hiçbir şey olmadan güçlenerek e, Türkiye siyasetine damgasını vuracak. Efendim ATV'nin son sorusu da şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem Yamoğlu'nun ardından bu kez de Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu ise her fırsatta iki ismin de belediye başkanlığına hizmet edeceğini söylüyor. Akşener'in sol açıklaması e, CHP'de nasıl yorumlandı, nasıl karşılandı? Biz e, belediye başkanlarımızı başka partilerin siyasi, başka siyasi partilerin genel başkanları tarafından övülmesini memnuniyetle karşılarız. Çünkü biz biliyoruz ki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları pandemi sürecinde de bugün, bugün de ellerinden gelen hizmeti yerine getiriyorlar tek dertleri, tek amaçları vatandaşa hizmet edebiliyor olmak. Dolayısıyla bunu gören, bunu takdir eden Sayın Akşener ya da Sayın Akşener'in Akşener gibi başka siyasi parti liderleri, başka siyasiler oldukça da bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Efendim bir solda Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Dink'in tetikçisi hapiste gerçek katiller bulunamadı dedi. Hrant Dink suikastinin başından sonuna rağmen FETÖ'nün tertibi olması ve mahkeme kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması FETÖ'yü aklama çabaları olarak yorumlandı. Sizin bu konuya ilişkin görüşünüz nedir? Şimdi tabii meseleyi FETÖ'yü aklama çabası içinde yorumlamak özel bir çaba gerektiriyor. Biliyorsunuz bir dönem, uzun bir dönem iktidarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde iktidarla FETÖ kol kola yürüdüler. Aynı menzile yürüyorlardı stadyumlardan ülkeye dön çağrıları yapılıyordu. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'de bir sürü olumsuzluk yaşandı. Bir sürü siyasi sorun yaşandı. Bunlardan bir tanesi de hrant Dink'in katledilmesidir. Böyle bir ortamda siyasi iktidarın hiçbir sorumluluğu yok mudur? Biz kandırıldık deyince bütün mesele kapanmakta mıdır? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yaşamış olduğumuz süreçte izlemiş olduğu politikalara daha derinlikli bakmalarını ve meseleyi sadece iktidarın içine yerleştirilen, iktidarla beraber büyüyen, iktidarla beraber güçlenen, iktidarla beraber palazlanan FETÖ meselesi olarak değil, çok daha geniş bir çerçevede ele almalarını tavsiye ederiz. Efendim bir soru da A Haber tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masa toplantıları ile ilgili üzerinde anlaştıkları metin yok, ortada aday yok, şu anda altın günü olarak devam ediyorlar. Eleştirisinde bulundu. Sizin buna bir yanıtınız olacak mı? Ee, bir yanıtımız olmayacak. Yanıt vermeye değer bir durum olduğu kanaatte değiliz. Evet, başka soru yok herhalde. Efendim, e, Evet biliyorsunuz seçim kanunu değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP üzerinde uzlaştılar. Bir seçim kanunu parlamentoya getirdiler. Dolayısıyla aslında seçime bir yıl kara seçim kanunu değiştiren, oyunun kuralını değiştiren her siyasi partinin yaşadığı akıbeti onlar da yaşayacaklar. Seçimleri kaybedecekler. Ama bu akıbetten kaçınmak için ellerinde olan bütün imkanları deniyorlar. Şimdi biz de doğal olarak, ana muhalefet partisi olarak bu seçim kanunu geçtikten sonra, ortaya ne tür bir durum çıkar? Bu duruma biz nasıl bir hazırlık yaparız? Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer siyasi partilerin de biz bu konularda yani altılı masayı oluşturan diğer siyasi partilerin de bu konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Günün sonunda bir araya gelinecek siyasi parti liderleri bu konuyla ilgili bir karar verecekler ve onların vermiş olduğu karara uygun bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin kurmuş olduğu oyunu boşa çıkaracak bir süreç yaşanacak tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi tıpkı 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi dolayısıyla biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız doğal olarak. Evet teşekkür ederim.